Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü remiz. Bir şeyin lezzeti, hüsnü, cemali, emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade mazharlarına bakarlar. Mesela kerem güzel ve hoş bir sıfattır. Kerim olan zat başka mükrimlere tefevvuk cihetiyle aldığı lezzet-i nisbiyeden 1000 defa daha hoş bir lezzeti İkram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. Hem bir şefkat ve merhamet sahibi, şefkat ettiği mahlukların istirahatları derecesinde hakiki bir lezzet alır. Mesela bir validenin evladının mesudiyetlerinden ve istirahatlarından şefkat vasıtasıyla aldığı lezzet o derece kuvvetlidir ki, onların rahatı için ruhunu feda eder derecesine getirir. Hatta o şefkatin lezzeti tavuğu civcivlerini himaye etmek için arslana saldırtır. İşte madem evsaf-ı aliyedeki hakiki lezzet ve hüsün ve saadet ve kemal akran ve ezdada bakmıyor. Belki mezahir ve müteallikatına bakıyor. Elbette hayy-i kayyum ve hannan-ı mennan ve rahim ve rahman olan Zat-ı Zülcemal ve Kemal'in rahmetindeki cemal ise merhumlara bakar. Merhametine mazhar olanların hususan cennet-i bakiyede nihayetsiz enva-ı rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o Zat-ı Rahmanir Rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şuunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh maneleri vardır. Lezzet-i kutsiye, aşk-ı mukaddes, ferah-ı münezzeh, mesruriyet-i kutsiye tabir edilen izni şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şuunatı vardır ki her biri kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. O manaların birer lemasına bakmak istersen, gelecek temsilatın dürbünü ile bak. Mesela, nasıl ki sehavetli, Ali Cenab müşfik bir zat, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de üstünde seyreder. O fukaranın minnettarane tenaumları ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri ve o muhtaç olanların senakarane memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan ve bir tevziat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyle ise, cin ve insi ve hayvanatı fezai alem denizinde seyir ve seyahat ettiren ve bir sefine-i Rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip yüzünde hadsiz enva-ı mat'umat-ı cami bir sofrayı serip bütün zihayatı
küçük bir kahvaltı nevinde o ziyafete davet etmekle beraber gayet mükemmel ve bütün enva'le zaizi cami sermedi ebedi bir dar bekada cennetleri her birisini birer sofrayı nimet ederek hassiz lezaizi ve letaifi cami cami bir tarzda nihayetsiz bir zamanda nihayetsiz muhtaç nihayetsiz müştak nihayetsiz ibadına hakiki yemek için ziyafet açan bir Rahman Rahim'e ait ve tabirinde aciz olduğumuz meani mukaddese-i muhabbeti ve netaic-i rahmeti kıyas edebilirsin. Hem mesela mahir bir sanatperver, maharetini göstermeyi sever bir usta, güzel, plaksız konuşan, fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra onu kurup tecrübe ediyor, gösteriyor. O sanatkarın düşündüğü ve istediği neticeleri en mükemmel bir tarzda gösterse onun mucidi ne kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur, ne derece hoşuna gider, kendi kendine barekallah der. İşte küçücük bir insan icatsız, sırf suri bir sanatçığı ile bir fonografın güzel işlemesiyle böyle memnun olsa acaba bir Sani Zülcelal koca kainatı bir musiki, bir fonograf, fonograf hükmünde icat ettiği gibi zemini ve zemin içindeki bütün zihayatı ve bilhassa zihayat içinde insanın başını böyle bir fonografı Rabbani ve bir musikayı ilahi tarzında yapmış ki hikmeti beşer o sanat karşısında hayretinden parmağını ısırıyor. İşte bütün o masnuat, bütün onlardan matlup neticeleri nihayet derecede ve gayet güzel bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-ı mahsusa ve tesbihat-ı hususiye ve tahiyyat-ı muayyene ile tabir edilen evamir-i tekniyeye karşı onların itaatları ve onlardan matlub olan makasıdır Rabbaniyenin husulünden hasıl olan ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir edemediğimiz mani mukaddese ve şuun-u münezzeh o derece âli ve mukaddestir ki bütün ukul-ü beşer ittihad edip bir akıl olsa yine onların külhüne yetişemez ve ihata edemez. Otuz ikinci söz, dördüncü remiz. Bir şeyin lezzeti, hüsnü, cemali, emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade mazharlarına bakarlar. Şimdi bu ders aslında kelam biliminin en ağır meselelerinden birisi. Şuhulat-ı ilahiye. Tabi şuhulat-ı ilahiyeyi anlamak için beş esas, beş kademe, beş basamak lazım. Yani önce asar, sonra efal, sonra esma, sonra sıfat, sonra da şuunat. Yani Cenab-ı Hak şu kainatı niçin yarattı? Yaratılışın zat-ı bariye bakan cephesine. Zat-ı Hak des, kainatı yaratmaya muhtaç mı? Haşa. Mecbur mu? Hayır. Mahkum mu? Hayır. Bir güç, bir kuvvet, bir irade Cenab-ı Allah'a tahakküm edebilir mi? Haşa ve kella. Öyleyse mahlukatın yaratılmasındaki sır ve esrar perdelerini Cenab-ı Allah'ın meşiyetine bakan cephesiyle tahlil etmek, incelemek ve oradaki sırları, envar ve esrarları anlamak ve kavramak
şuunatla ilgili hakikatların içerisine girmiş oluyor. Şimdi bu beş merhale, birincisi asar. Şöyle kademe kademe gidelim ki ders daha rahat anlaşılmış olsun. Şimdi kainatta gözle müşahede ettiğimiz en büyük hakikatlardan birisi asar. Asar-ı ilahi. Allah'ın eserleri. Yani yerde ve gökte yaratılan her şey Allah'ın neyidir? Eseridir. Eser-i ilahi mucizdir, mucizedir. Allah'ın eseri mükemmeldir. Rubiyet-i ilahiyenin kemalını gösterir Allah'ın asarı. Kur'an nasıl mucizedir? Kur'an'da nasıl ayetler var? Kur'an nüzul ettiği zaman ayetleriyle bütün şairlere, ediplere ne yaptı? Meydan okudu. Bir eşini ve bir benzerini getiriniz. Hiçbir şair, Arap şairleri ona muktedir olamadılar. Tek bir ayete dahi mübareze edemediler. Kur'an'ın ayetleri nasıl mucize ise, kainattaki, kainat kitabındaki asar-ı ilahi de öyle bir mucize. Bütün beşer bir araya gelseler, çatlamış yumurtayı ne yapamıyorlar? Lehimleyemiyorlar. İşte karşımda dişçi abimiz var. Allah insanın ağzına ne yapmış? Kemikten çivi çakmış. Çok basit oldu da. Bütün diş dünyasının, değil mi? Bugün bu sektörde çalışan binlerce, milyonlarca insan var. Bütün diş dünyasının meşguliyeti alt üst 32 tane kemik. Kaç bin seneden beri uğraşıyorlar. Taktı, takmadı, çaktı, çakmadı. Kesti, efendim, çeneyi götürdü, aşağı indirdi. Çaktı, çakamadı, vurdu, vuramadı. Bir kemiğin arkasında kainat derinliğinde bir derinlik, bir ilim, bir maharet var. Onun için Allah'ın hem her bir sanatı ve her bir sanatının azası, aksamı, parçası, cihazatı, onlar da ne? Onlar da mucize. Beşerin takatının fevkinde. İşte müdakkik bir mümin asar-ı ilahiyi temaşadan başlayacak. Allah'ın asarını temaşa etmek. Tefekkür için bir menzil. Yerde, gökte, haçta, fercde yaratılan bütün mevcudat Allah'ın kemalatını, sonsuz ilmini ve maharetini gözlere gösteriyor. Göz görüyor, ilim dünyası da bu hakikatini yapıyor, şerh ediyor, beyan etmiş oluyor. Bunlar asar. Asar-ı ilahi. Şimdi tevhid noktasından bakınca asarın arkasında efal görünüyor. Yani bir eser varsa o eser bir fiilin neticesidir. Birçok fiilin neticesidir. Birçok fiil bir araya gelmeden o eser ortaya çıkmaz. Şimdi pratik ifade edelim. Mesela bir pastaneye gidiyorsunuz. Pastacı, ya senin imalatın ne? Pastalar çok güzel. Asar ya. Antika antika pastalar yapıyorsun. Ya ben merak ettim. Bu işi nerede yapıyorsun? Gel diyor, tutuyor elinde. Seni bizim şeye götürelim. İmalata. Biliyorsun efendim böyle büyük şeyler Anadolu tabiriyle efendim teşt. Tahtadan tekne. Büyük tekne. Tekneler içerisinde bakıyorsun bir adam ellerini çevirmiş. Hamuru ne yapıyor? Yoğuruyor. Pasta yapılmadan önce pasta unlu olacak, yoğurulacak. İşte efal. Adam yoğuruyor. Ama o yoğurmada ne var? Bir maharet eli var. Ne katılacak? Ne kadar katılacak? Değil mi? Kıvamlı, tadı, keyfiyeti. Bu ne zevkidir? Damak zevkidir. Bakıyorsun, vitrinde pastalar dizilmiş. Güzel. Dünyanın en güzel pastanesi ve en güzel pastaları. Arka plana geç. Arkada mahir bir el pastayı ne yapıyor? Yoğuruyor. İşte bu yoğurmana efal.
Eğer o zatın yoğurması maharet ve kabiliyeti bu sahadaki meziyeti olmasaydı o paslar olmazdı. Demek hükmiyet noktasından baktığımız zaman eserin arkasında ne göründü? Efal, fiiller göründü. Şimdi o fiiller kör mü? Hayır. Tesadüf mü? Hayır. Adam diyor 20 senelik ben bu işi yapıyorum. Bu benim neyim? Benim saham. Benim uzmanlığım. Bakın. Eserin arkasında efal, efalın arkasında esma var. Şimdi pastacıya soruyorsun ki kim bu adam? O hamuru, teknede hamuru yoğuran kim? Diyor ki benim baş pastanenin baş ustası. Usta, usta baş işin şeyi. Pasta şeyi, ustası. Bu adam var ya, bu adam 20 seneden beri bu işi yapıyor. Şimdi 20 seneden beri yapıyor. Bu adam bir isim ve ünvanı var mı? Ne diyoruz ona? Pastacı. Pastacı. 30 seneden iş yapıyor efendim, fırıncı. 30 seneden beri duvar örüyor, duvarcı. 30 seneden beri eti terbiye ediyor, kebapçı. Demek efalin güzelliği, efaldeki tat, kıvam, letafet ve estetiğin kaynağı ne? Esma, isim, ünvan. Bu herkesin işi değil, değil mi? Herkes hamur yoğuramaz. Herkesin işi değil. Herkesin haddi de değil. Efaldaki güzelliğin arkasında isim ve ünvan güzelliği var. Peki, isim ve ünvan güzelliğin arkasında ne var? Sıfat güzelliği var. Sıfat güzelliği var. Şimdi bakıyorsun. Burada, şuradan gidiyorsun, şurada Kur'an kursu var, orada talebeler Kur'an okuyorlar, hıfza çalışıyorlar. Efendim, hafızlar cemiyeti, 30 tane hafız belge aldı, hepsi hafız. Tabii. Hepsinin ünvanı var, hafız. Diyanet'te ne yaptı bunları? Mühürledi. Bunlar Türkiye'nin her yerinde hafızı yapabilir. Ama birisi var ki, maşallah Mustafa İsmail gibi, Abdülsamet gibi okuyor. Şimdi o hafızın sesi diğerlerinden farklı, başka. Daha da hak, ra kabiliyet şartınız. Bazen bakın Cenab-ı Hak ne vermiş? Allah'ın vergisi, ezelden vermiş. Ya, ses var ki bambaşka. Okuyunca insanı ihrak ediyor. Demek o ünvanın da kemali neyin kemalini gösteriyor? Sıfatın kemalini gösteriyor. Hepsi hafız. Hepsinin hafızlık ünvanı var. Ama herkesin sıfatı aynı derece değil. Kimin sıfatı daha mükemmelse onda isim daha mükemmel oluyor. Fiil daha mükemmel oluyor. İcra, asar, Kur'an'ı tilavet daha mükemmel oluyor. Demek ismin de arkasında ne var? Yani sıfatların güzelliği var. Yani. Peki İşte sıfatların arkasında ne var? Sıfatların arkasında da şuunat var. İşte dersimiz şuunat. Şuunat. Mesela şimdi bir adam çok güzel çiğ köfte yoğuruyor. Dünyanın en güzel parmağı, en güzel mahareti var. Paraya da ihtiyacı yok. Maddeten de çiğ köfte dükkanı mı açacak? Adam milyonluk serveti var, devleti var. Peki bu adam sıfatı var, meziyeti var, kabiliyeti var. Dünyada onun gibi maharetli parmak yok. Ama her zaman her yerde ne yapmıyor? Çiğ köfte yoğurmuyor. Ne zaman yoğuruyor? İzzetine dokunduğu zaman. Şimdi eskiden İstanbul'da çok güzel bir hafız varmış, Gazelhan. Sesi çok güzel. Çok güzel gazel söylermiş.
Fakat cins, fıtratı cins yani. Nevi şahs namunası bir tip. Böyle yekten ve birinci olarak desen ki hele şu gazeli oku, inat, Hazreti İnat okumaz. Mizacı öyle. Oku dedim mi okumuyor. Sertleşiyor, inatlaşıyor. Ulan şimdi bunda ses de çok güzel. Bunu nasıl tahrik edelim? Cemaatten birisi elini atıyormuş kulağına. Kırarak, tökerek, paldır, küldür söyleyince tabii adam sanatkar, müzik sinas, sanatkar. Mahvettin demiş, makamı öldürdü. Perişan, sız! O gazeliyle okunmaz, beyni okur diye başlamış okumaya. Şimdi bizim bir vaiz hocamız var. Biz Malatya'ya ilk gittiğimiz zaman o bize çiğ köfte yaptırıyordu. Neyse yapıyor, biz de yiyoruz ya maşallah efendim lezzeti, ne antika çiğ köfte. Sonra birkaç sene sonra yolumuz şeye düştü, Urfa'ya düştü. Gittik orada bir çiğ köfte yedik. Sonra döndük geldik. Dedim ki vaiz hoca, vaiz hoca sen resmen bizi 3 sene resmen kandırmışsın arkadaş. Resmen. Çiğ köfte öyle olmaz. Çiğ köfte böyle olur. Bak. Şimdi bir adam dikkat et. Bir misal daha vereyim de dersin hakkatına geçelim. Antep'li kardeşimiz var. Böyle. Antep deyince marka olarak ne akla geliyor? Güllüoğlu. Değil mi? Güllüoğlu baklavası. Şimdi bir yerde bir ziyafet var. Oradaki esnaf kardeşlerden birisi gitmiş bir herhangi bir şeyden, pastaneden üç böyle şey, tepsi baklava almış. Neyse yemekler yenildi, sonra baklava geldi. Şimdi o Antep'li benim yanımda oturmuş. Yan yana oturmuşuz, yemek yiyoruz. Yemekten sonra baklava geldi. Ben şimdi böyle baklavaya baktım. Yani her şey nimeti, tezif manasında konuşmuyorum. Allah'ın da yani. Tarif manasında konuşuyorum. Nimet, tezif edilmez her şey. Baktım baklava renkten galleş. Hiç rengi baklava rengine benzemiyor. Allah Allah. Dedim böyle bir test yapayım. Çatalı böyle hafif böyle yanına bir vurdum. Ağzıma getirdim, baktım zeytinyağı kokuyor. Hemen çatarı bıraktım. Şimdi o Antepli kardeş daha profesyonel. Antep'te yetişmiş ya. O hiç çatara hiç etmedi. Bakmadı. Kulağımı eğildi. Abi dedi ya, bu baklava yenilir mi hiç ya? Ya nasıl yiyorlar ya? Baksana dedi. Ya. Millet başladı bitirmeye. Ama Antepli, dikkat et. Bir dilim almadı. Şimdi böyle bir baklava ustası, öyle bir baklavayı görse, der ki ya bu mesleğin izzeti var. Baklava öyle olmaz. İşte baklava böyle olur. İşte kendi maharetini teşhir. Kendi kemalatını izhar. O kendi maharetini, kendi sanatını, değil mi? Kendi gözüyle temaşa etmek, zevk almak, lezzet almak, bütün bunlar ne? Şuunat. Şimdi bunlardan, yani bu beşerin alemindeki mecazi ve cüz'i şuunat manasından Allah'a medar şuunat tecellilerine bakalım. Evet, oku bakalım. Bir şeyin lezzeti, hüsnü, cemali, emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade mazharlarına bakarlar. Yani bir şeyin, bazı şeylerin neyi var? Hüsnü var, güzelliği var, değil mi? Lezzeti var. Eşyada hüsn, güzellik ve lezzet. Evet, bunlar. Emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade mazharlarına bakarlar. Mesela, kerem güzel ve hoş bir sıfattır. Kerim olan zat, başka mükrimlere tefevvuk cihetiyle aldığı lezzet-i nisbiyeden bin defa daha hoş bir lezzeti
ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. Şimdi iki tane zengin var değil mi? İkisi de sehi ve cömertkar. Ehli cömert bir insan, kerem sahibi bir insan. Bakın, işte ya filan zengin fakir fukaraya şu kadar yardım etti. Öyleyse ben de öyle yapayım. Bu hakikat noktasında çiğ. Güzel bir şey değil. Asıl kerem noktası senin emsallerine, senin rakiplerine, senin benzerlerine bakmıyor. Asıl kerem noktası kime bakıyor? Muhtaçlara bakıyor. Şimdi mesela şimdi şu anda Filistin'de o İsrail'in zulmü içerisinde muhtaç insanlar var. Evler yıkılmış. Su yok, elektrik yok, ekmek yok. Su da bulunur. Bina da yapılır. Evler de inşa edilebilir. Ama aile yıkılmış. Anne gitmiş, oraya gitmiş. Çocuklar mazlum, perişan. Bu çocuklar, o masumlar. O müsibetin altında inliyor. Şimdi bakın burada şefkat eli. Ya filan tüccar şöyle himmet etti, böyle himmet etti. Ben ondan geri mi kalayım? Bu şefkat, bu kerem kerem değil. Nakıs ve noksan. İçinde riya var, tabasız var ve gösteri var. Bak, halis kerem ve şefkat, ya o çocuklara, o masumlara himmet ve hamiyet elini uzatma. Şimdi imkanımız olsa gidip o ufak çocukları, o 4 yaşıyla 12-15 yaşındaki çocukları al getir Türkiye'de eğit. Bu hastalığı tedavi et. Onlara sıcak bir çorba ikram et. Onları büyüt. İşte bu zevk. Bu zevk. Senin emsallerine, senin rakiplerine bakmıyor. Sendeki doğrudan doğruya şefkat ve hamiyet hissine taalluk etmiş oluyor. Evet. Hem bir şefkat ve merhamet sahibi, şefkat ettiği mahlukların istirahatları derecesinde hakiki bir lezzet alır. Mesela lezzet, evet. Bir validenin evladının mesudiyetlerinden ve istirahatlerinden şefkat vasıtasıyla aldığı lezzet o derece kuvvetlidir ki onların rahatı için ruhunu feda eder derecesine getirir. Şimdi annedeki şefkat nedir? Fıtridir bak. Anne der ki, bakın, Üstad Hazretleri aşkla şefkatı mukayese ediyor. Ehli veyet, ehli aşk olarak gitmişler. İsmi Vedud da gitmişler. Aşk mesleği peygamberlerin meşrebinde pek görülmüyor. Peygamberlerde aşktan ziyade ne var? Şefkat var. Merhamet var. Rauf'un, Rahim isminin tecellisi var. Onun için şefkat aşktan çok daha büyük. Aşkın talepleri diyor, bir aşkın ağlamada bir nev nedir? Taleptir. Aşkın gözyaşları bir taleptir, bir arzudur. Ama bakın, aşkta tahsis vardır. Tek bir hedefe tahsis vardır. Mecnun ne demiş? Yatmış kalkmış Leyla demiş. Leyla, Leyla, Leyla. Sultan da merak etmiş. Ya bana getirin bu Leyla kim? Bu adam abayı yakmış. Gece gündüz Leyla'dan başka bir şey söylemiyor. Zikri, fikri Leyla. Getirmişler, bakmışlar ki Leyla efendim, yüzü çivili milli bir vatandaş. Sultan demiş ki, ya avuna mı abayı yaktın? Mecnun cevap vermiş, demiş sultanım, sen kendi gözünden bakma. Sen benim gözümden bak. Şimdi aşkta kendi gözünden bir bakış vardır ve tahsis vardır. Bir mahbub. Ama şefkat öyle değil. Şefkat külliye olabilir. İnsan kendi yavrusuna şefkat eder mi? Eder. Dışarıya çıktın bir çocuk. Hiç tanımadığın bir insan. Hangi milletten, hangi devletten, hangi dinden olursa olsun bakıyorsun değil mi? Arabanın altına giriyor. Bu anda bakın insanın fıtratı, şefkat hissi. Bak o çocuğu kurtarmak için değil mi? Hemen ne yapıyorsun? El atıyorsun yani. Ha. Şefkat umumidir. Bir insan şefkatin külliyeti nispetinde bütün çocuklara, bütün insanlara ne yapabilir? Şefkat edebilir. Şefkat, risalete medar bir sıfat. Çok büyük ve çok külli bir sıfat.
Evet, orayı bir de oku. Mesela bir validenin evladının mesudiyetlerinden ve istirahatlerinden şefkat vasıtasıyla aldığı lezzet. Şimdi annedeki şefkat ne? Fıtri. Annedeki şefkatın karşısında menfaat yok. Gayr da yok. Başkası desinler, demesinler, bilsinler, bilmesinler de yok. Annedeki şefkat fıtri. Hasi ve samimi. Cenab-ı Hak öyle bir şefkat vermiş ki işte kadınlar şefkat kahramanı. Yavrusunu muhafaza etmek için ne yapıyor? Yani hayatını feda ediyor. Şimdi bu fıtratta var mı? Ha. Şimdi anne, değil mi? Yemekten, içmekten ziyade yavrusunu hıfz ve himaye etmekten aldığı lezzet, yediği en mükellef yemekten daha lezzetlidir. Bu bütün annelerde şumurlu olarak var. Evet. O derece kuvvetlidir ki onların rahatı için ruhunu feda eder derecesine getirir. Hatta o şefkatin lezzeti tavuğu civcivlerini himaye etmek için aslana saldırtır. İşte madem efsaf-ı aliyedeki hakiki lezzet ve hüsün ve saadet ve kemal akran ve ezdada bakmıyor. Belki mezahir ve müteallikatına bakıyor. Elbette hayy-i kayyum ve hannan-ı mennan ve rahim ve rahman olan Zat-ı Zülcemal ve Kemal'in rahmetindeki cemal ise merhumlara bakar. Merhametine mazhar olanların hususan cennet-i bakiyede nihayetsiz enva-ı rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o Zat-ı Rahman-ı Rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şuunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh manaları vardır. Şimdi annelerde şefkat var. Değil mi? Bak bu şefkat hasbi, samimi ve yuvasız. Cenab-ı Hakk'ın değil mi? İsmi Celal Allah. Allah isminden sonra Cenab-ı Hakk'ın en büyük isimlerinden birisi Rahman. Rahman-ı Rahim. Besmele'ye girmiş. Fatiha, Kur'an'ın özeti. Besmele de, değil mi? Fatiha'nın özeti. Lafz-ı Celal'dan sonra Cenab-ı Hakk'ın, değil mi? En meşhur, en bilinen, en büyük isimlerinden, azam isimlerinden birisi Rahman. Rahmaniyet hakikatının tecellisi itibariyle bak. Annede şefkat var. Hasib ve samimi bila tereddüt hayatını feda ediyor. Şimdi kainattaki bütün anneler, bakın şimdi nazarımızı açalım. Karada, denizde, deryada Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk varsa bütün hayvanat. Her hayvan nevinin annesi var mı? İşte ayı, bakıyorsun yavrusunu ne yapıyor? Penguen kuşu buzulların içerisinde yumurtasını muhafaza ediyor. Ne kadar hayvan var? Nev olarak. Nev içerisinde ne kadar fert var? Ferdin de düşün. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı milyonlarca hayat sahibi var. O onların hepsinin şefkatı. Bakın. Bütün hayvanatın, bütün mahlukatın şefkatı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin yanında bir damla dahi değil. Bir damla. Hatta hadiste şöyle bir mana resmedilmiş. Bir okyanusu düşünün. Bir derya. Muhit ve muazzam bir derya. Evet. Bir iğneyi, çuvaldızı al, getir şeye, deryaya batır. Çıkar. Çuvaldız ıslandı mı? Evet. Bütün annelerdeki şefkat Allah'ın rahmetinin yanında o çuvaldızın ıslanması kadar. Şimdi Allah'a mahsus şuunat, iftihar-ı kutsi, memnuniyet-i
memnuniyeti mukaddese. Allah'a mahsus sururu mukaddes. Allah'a mahsus şefkatı mukaddese. Tabi diyor ya, tarifte, izahta aciz kaldığımız noktalar. Şimdi Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yarattı. Şimdi dünyayı düşünün. Ne kadar mahlukat varsa, o mahlukatın ne kadar şefkat dairesi varsa, onları hıfzeden, gözeten bir rahmet ve bir inayetin bütün mahlukatta tecelli etmesine medar Allah'a mahsus bir şefkat-ı mukaddesi var. İşte bu şefkat-ı mukaddes Cenab-ı Hakk'ın neyidir? İsmi Rahim'e medar bir şuunatıdır. Bu şefkat-ı mukaddese, bu sürür-ü münezze sadece dünyaya mahsus değil. Dünya ne olacak ya? Esas neye bakıyor? Bekaya bakıyor. Bak, Allah'ını bilen, Rabbini tanıyan, Allah'a secde eden, İslamiyet'in nefsinde yaşayan, değil mi? Dünya hayatında çok meşakkatlara, sıkıntılara, meşakkatlara muhatap olmuş olan müminlere Cenab-ı Hak halidina fiha ebeda. Ebedi şefkat. Ebedi devlet. Ebedi nimet. Ebedi sıhhat. Ebedi rızk. İaşe. İltifat ve ihsanat. Bakın. Bunlar neye mahsus? İşte Allah'ın şuunatına medar hususiyetler. Demek Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yaratmasının yani arkasında Allah'ın rububiyetine medar ince şuunatla ilgili neler var? Sırlar var ya. Şuunat. Her esmaya medar şuunat var. Her esmanın şuunatı var. Bu şefkatle ilgili şuunat. Bakın şimdi bir çocuğu görsen değil mi? Bir musibette bakıyorsun ciğerin parçalanıyor, paramparça oluyor. Mazlumun ahı arşa gider. Şimdi bütün mahlukatın his dünyası, hareket dünyası, amel dünyası, duyguları, düşünceleri, onlara cevap veren, Allah'ın bir ismi mucib. Mucib ismi itibariyle Allah bütün mahlukatına ne yapıyor? Cevap veriyor. Ya aynısını veriyor, ya daha güzelini veriyor. İşte doktora gidiyorsun, doktorum bana şu ilacı ver. Doktor diyor ki, ya, doktor değil mi? Doktor ya, hekim. Senin talebini alıyor, değerlendiriyor ama hekim olduğu için sana en nafi ilaç neyse onu veriyor. Şimdi bakın, her sabah adam kalkıyor, sabahtan akşama kadar herkesin iş dünyasında bir talebi var, bir arzusu var. Ya nasıl yapsam, nasıl çalsam, nasıl becersem, nereye gitsem, hangi kapıyı çalsam. Daralıyor değil mi? Dar ismi şu anda dünyada. Allah'ın hangi ismi tecelli ediyor? Dar ismi. Ekonomik kriz var ya, dar. Dardayım. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sıkıyor. Ama her darlığın arkasında Allah'ın vas ismi var. Ardullahi vasya. Arkada vas ismi gelecek. Dolayısıyla o darda kalan müminlerin ilticası, gözyaşı, istiğfarını anında bilen ve mukamele eden ya bir cevad-ı kerim. Allah'ın şuunatı. Bütün mahlukatın bütün arzuları her an dergah-ı izzete gidiyor ve dergah-ı izzette bütün onlar anında mukabeleyle ya aynısını veriyor ya da la teşbih hekim gibi ne yapıyor? Daha güzelini veriyor. Ya da daha hayırlı ve daha devamlısı için dünyada vermiyor, ahirette veriyor. İşte yani Cenab-ı Hakk'ın Allah mahlukatını seviyor. Değil mi? Sevmiş ki yaratmış. Hatta diyor kafir dahi olsa rahmaniyet noktasından hayatı var. Değil mi? İnsanda latifeler var. Değil mi? Bir latifenin diliyle Allah'a iltica etse, velev o insan müflis, mücrim, günahkar dahi olsa Cenab-ı Hak o latifenin hatırıyla duasını ne yapıyor? Kabul ediyor.
Dualar dergâh-ı izzete gidiyor. Değil mi? Allah'a malum ve bedihi. Ama Allah halim. Hilmiyle muamele ediyor. Bütün suallere cevap veriyor. Anında cevap veriyor. Değil mi? Has kullarına, değil mi? Peygamberlerse anında neyle geliyor? Vahiyle geliyor. Kamil kulları, evliya ise kalbine neyle geliyor? İlhamat da geliyor. Âmi bir Müslümansa bakıyorsun bir rüya-i sadıkayla geliyor. Daha âmi ise bakıyorsun bir tevafukla geliyor. Ve Cenab-ı Hak bir sevin eline ne yapıyor? İkram ediyor, ihsan ediyor. Sonra anlıyorsun ki bak beni bilen, benden haberdar olan, benim ihtiyaçlarıma cevap veren bir Rabb-ı Rahim'im var. İşte bu şunatla ilgili meseleler Müslümanın dünyasında inkişaf ettiği zaman hakikaten o inkişaf Allah'a mahsus iftihar-ı kutsi, memnuniyet-i mukaddese gibi manaları gündeme getirdiği gibi müminin tefekkür dünyasında da, değil mi, hassiz inşirah ve imbisatlara elhamdülillah vesile oluyor. Evet. Tabii Cenab-ı Hakk'ın şuunatına medar şöyle bir hususiyet var. Hani derler ki kul daralmazsa Hızır yetişmez. Her Müslümanın hayatında vardır mesela. Bazen çok dar, çok sıkıntılı, dar boğazlar böyle. Nefesinin kesileceği noktalar var. Bir bakıyorsun bir avn ve bir inayet sana ne yapmış? Müzaharet ediyor. İşte o müzaharetlerin arkasında Cenab-ı Allah'ın şuunatı var. Şuunat ilahiyle Cenab-ı Hak, yani sebepleri bırak, Rabbına dön. Sadece Allah'a yönel. Seni halk eden Rabbına teveccüh et. O senden, sana daha yakın, senden haberdar. Dolayısıyla şuunat ilahiyenin çalışmasında çok önemli bir özellik, mümin acz ve fakrını, naks ve kusurunu bildiği nispette şuunat ile ilgili yardımlar, inayetler ve ihsanlar da ne oluyor? Açıkmış oluyor. Evet. Lezzet-i kutsiye, aşk-ı mukaddes, ferah-ı münezzeh, mesruriyet-i kutsiye tabir edilen, izni şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şuunatı vardır ki, her biri kainatta gördüğümüz ve mevcunat mabeyninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. O manaların birer lemasına bakmak istersen gelecek temsilatın dürbünüyle bak. Mesela nasıl ki sehavetli Ali Cenab müşfik bir zat güzel bir ziyafeti gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için seyahat eden güzel bir gemisine serer, kendi de üstünde seyreder. O fukaranın minnettarane tenaunları ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri ve o muhtaç olanların senakarane memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. Yani, şimdi mesela Ramazan'da değil mi? Mesela çok fakir ayları insan yedirdiği zaman, yani kendisi dünyanın en güzel sofrasına, en güzel muhataplarına muhatap olsa, en güzel insanların içinde dahi olsa, o fakir fukaraya imdat etme manasındaki ruhun aldığı zevk hiçbir şeye benzemiyor. Yani, acı doyurmak, kimsesizlere himmet etmek, muhtaçların elini tutmak, sahipsizleri korumak, tutanı kaldırmak. Yani, şimdi şuunat-ı ilahi noktasından bakınca tabii Cenab-ı Hak rızk verir. Dünyada ömür de vermiş, hayat da vermiş. Cenab-ı Hak bizim hayatımıza kefil, rızkımıza kefil. Ama akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış.
O iradi tercih içerisinde Cenab-ı Allah'ın şuunatına medar çok önemli bir nokta kulun Allah'a dönmesidir. Peygamberimiz bu meseleyi şöyle ifade ediyor. Mesela bir insan bir deve ile çölde, su devenin üzerinde, taamları her şeyi devenin üzerinde, çöl uzun, çölü aşacak, bir kum fırtınası çıkıyor, deve gidiyor. Fırtına bitiyor, her taraf Allah'ın düz şeyi, şey kumu. Güneş yukarıdan böyle cehennem gibi kafanı şey ediyor, yakıyor. Adım adım insan yine yemeğe 3 saat, 5 saat ne yapar? 10 saat dayanabilir ama o suya dayanmak çok zor. Dili patlama durumuna geldi, mecalı kalmadı, soğudu, nefesi kesildi, öldü ölecek. Son anları. Bitiyordu yani. Dizlerinin feri kesildi, dizleri üzerine düştü, ölme anında. Efendim diyor ki bir anda dönse, devesini görse ne kadar sevinir. Bakın Cenab-ı Allah'ın şuunatı. Ya, bir kul da Allah'a tövbe etse. Tövbeten nasuha ya Rabbi. Hatamı, kusurumu bildim. Tamam. Ya. Sana yöneldim. Sana teveccüh ettim. Ya Rabbi sen mazdaki hata ve kusurumu affet. Dergah izzetine kabul et diye samimi bir lisan ve hasbi bir kalp ile Allah'a döndüğü zaman Cenab-ı Hak da öyle sevinir diyor. İşte bu sevme şuunat-ı ilahi. Yani bakın şuunatta şöyle bir sır var. Bakın insan eserini yakar mı? İnsan eserini tahrip eder mi? Şimdi şurada dünyanın en güzel kütüphanesini yap. En antika eser ceviz ağacından, abonoz ağacından yap. Yıllarını ver. Mükemmel. Dünyada öyle bir eser yok. Sonra bitir. Bu emekten, bu maliyetten, bu cehde, bu gayretten sonra üzerine benzin dök ve yak. Yakar mı? Yakmaz. Şimdi bir adam müellif, yıllarını verir, 30 sene, 40 sene çalışır, bir kitap telif etmiş. Değil mi? 30 senelik ilmini, malumatını, değil mi? Düşüncelerini tespit etmiş, kitap olarak ortaya koymuş. 30 senelik emeğin bitirdikten sonra üzerine gazete töksün, kibriti çaksın. Yakar mı? Yakmaz. Şimdi kainatta en antika eser kim? İnsan. Allah'ın en antika eseri insan. Allah eserini yakar mı? Yakmaz. Ama tefessüh ederse, liyakatını kaybederse o başka. İşte şunat ilahiye ile Cenab-ı Hak ya kul Allah'a döndüğü zaman, teveccüh ettiği zaman, iltica ile, gözyaşıyla, ızdırarla Cenab-ı Hak'a yöneldiği zaman rahmet ilahiye ne olursa olsun şey diyor ya. Şunat ilahiye ona şeyi açıyor ya. Kapılar açılıyor. Yani Rahman olan, Kerim olan, Minhim olan, Muhsin olan bir Allah'ımız var. Yeter ki ona dönsek, Cenab-ı Hak şuuratıyla affediyor, ihsan ediyor, ikram ediyor. Belki de mazdeki hataları ya, affedebiliyor. Bu noktaya nazardan fevkalade önemli. Ama istikakını, liyakatını kaybetmişse o başka. Şimdi bir kitap, yani kitabı diyelim ki akıllı ve mantıklı olarak hayal sahibi gibi kabul ederim. Şimdi bir adam bir kitabı yazdı, şeye koydu, kütüphaneye koydu. Senin yerin burası. Sen burada oturacaksın, buradan alemi temaşa edeceksin. Kitap da insan gibi olsun yani bir an. Kitap oradan kalktı, mutfaktaki geldi, suyun içerisine düştü. Kovanın içerisine düştü. Gelsen baksana efendim, kovanın içerisine girmiş, suyu yemiş, şişmiş. Lan ne halt ettin, niye düştün? Kitap dese ki ya işte ustam, insan beşer şaşar ya, kitap beşer. Kitap düşer. Düşer, şaşar. Valla şaştık düştük.
Ne olur beni affet. Tövbe, bir daha suya düşmeyeceğim. Şimdi sen o kitabı şeyden çıkart, sudan, kovadan çıkart, getir, kurut, tekrar oraya koy. Bu sefer seni affettim adam. Aradan 3 ay, 5 ay geçse, kitabın nefsi var ya, nefsi bir daha dürttü, şeytan da tahrik etti, ayın aşağı. Bu sefer tekrar mutfağa girdi. Bu sefer de çorbanın içerisine düştü. Sıcak çorbanın içerisine düştü, geliyorsun bakın efendim, çırpınıyor. Lan ne yaptın, ne halt ettin? Ya ustam, bir daha düştük, bir daha hata ettik, sen bilirsin. Peki, tekrar seni affettim. Sildim, yıkadım ama artık kitabın şirazesi ne oldu? Bozuldu. Kitabın içerisindeki bazı yazılar silindi. Kitap bazı özelliklerini, bazı latifelerini, bazı istat ve kabiliyetlerini ala küllahı kaybetti. Tekrar oraya koydum. Üçüncü kere bir daha nefis, bir daha şeytan dürttü. Bu sefer gitti, affedersiniz, içine düştü. Pat, dikkat et. Pat diye düştü. Lağımın içerisine girdi, lağımın suyunu da emdi. Ne oldu? Dikkat et. Necisi aynı. Her zerresi necis. Bunun bile elle tutulacak, değil mi? Tırnağa girecek şeyi kalmadı. Necisi aynı. Kitap özelliğini kaybetti. Tamamen necis oldu. Latifelerini bitirdi ve ifna etti. Tefessü etti ve gitti. O zaman çıkartırsın. Burnunu tut. Öyle. Efendim ne dedi eskiden? Maşa vardı ya sobalarda. Maşayı da unuttuk yani. Şimdi maşayı tut. Onu aç şu sobanın ateşi aç. Şu cehennemi aç. Aç o ateşi. Hadi. Sen müstahaksın. Bak bu da şuna. Ya bu da şuna. Allah seni yaratsın. Allah seni yaşatsın. Allah sana hayat versin. Allah sana idrak versin. Allah sana akıl versin. Bütün kainatı senin emrine tahsis etsin. Bütün alemleri senin tedbirinde tanzim etsin. Sonra sen Allah'a karşı ihsan et. Kürtan işte onun akıbeti ila cehennemi. İşte bu da ne? Bu da şuunat. Onun için Cenab-ı Hak, bak, şuunatın cemal cephesi rahmet, inayet, lütuf ve şefkat olarak Müslümanlara bakıyor. Şuunatın celal cephesi de münafıklara, mürtetlere, kafirlere bakıyor. İşte mümin şunat-ı ilahiden istifade cephesiyle Allah'ın rahmeti, namit, hanayı ve sonsuzluğu. Allah ve senin Rabbin, senin sahibin yani. Bak, bu annenin şefkati değil, bu babanın müzahareti değil, bu devletin şeyi efendim himayesi değil. Bu Allah'ın şunat-ı ilahiyesi. İşte mümin şunat-ı ilahiyeden istifade noktasını ecel bitmeden, ömür tamamlamadan en yakın bir zamanda, değil mi, en hızlı bir şekilde Allah'a teveccüh edip şunat-ı ilahiyeden bekayı, cenneti, affı ve mağfireti, rahmeti, inayeti istemek lazım ve elzemdir. Cenab-ı Hak bu manada bizi geciktirmesin. İltica, gözyaşı ve istiğfar. Peygamberimiz diyor ki, şeytan dahi, şeytan bugün tövbe-i nasuh ile Allah'a dönse, ben rahmet-i ilahiyeden ümit ediyorum ki Cenab-ı Hak onu dahi mahrum bırakmaz. İşte Cenab-ı Hakk'ın sonsuz şefkatinden, namütenayi rahmet ve merhametinden istifade edecek şekilde hareketimize, ömrümüze, hayatımıza, efal ve hareketimize çizgi, istikamet çizgisini getirmek lazım. Hudutta istikamet noktasından gayret lazım. Yoksa gayretullah'a dokunacak zulümler, ihanetler, haddi taşacak efala girdiğimiz zaman, o zaman Allah'ın muntakim ismi, kahhar ismi, cebbar ismi başımızda varlığız gibi patlar. Bizi ebediyen helak edilir. Allah o belalardan ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. El Fatiha.